Türk-Amerikan ilişkileri biraz geç oldu ama nasıl nasıl başlamış oldu? E, Trablus, Fas, Tunus, Cezayir, Osmanlı'ya bağlıydı bunlar ve Akdeniz'in hakimiyeti özellikle onların elindeydi. Avrupa ülkeleri, özellikle Hollanda, İsveçliler, İspanyollar, Venedikler, İngilizler ve son olarak da Amerikalılar Akdeniz'de ticaret yapabilmeleri için Osmanlı ile anlaşma yapmak ve ona vergi vermek mecburiyetinde kaldılar. O dönemde bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ile biri Arapça, biri de Türkçe olmak üzere iki anlaşma yapılıyor. Bu Osmanlı değil de Osmanlı devletine bağlı Garp bağlı ocaklarıyla. Işte, Evet, onlar birlikte Fas, Tunus, Cezayir, <laughs> e, Trablus. E, bu anlaşmalarda e, vergi vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Evet. Bir de bu şeyin başında da bu anlaşmalardan bir tanesinin başında dikkatimi çekti yani okuduğum metinler üzerinde bu belge dünyanın hakimi, denizlerin ve karaların hükümdarı, kralların efendisi, sultanlar sultanı, imparatorlar imparatoru, Sultan Mustafa Han'ın oğlu, Sultan Selim Han'ın dikkatli nazarları altında imzalanmıştır. Allah onun hükmünü daim kılsın ifadeleriyle başlayan bir anlaşma Amerikalılar imzalamış. Bu anlaşma üzerinde kısaca durur musun? Tabii. Şimdi Garp Ocakları deyince yani Fas, Tunus, Cezayir. Hı -hı. Fas daha nispeten bağımsız davranıyor. Tunus, Cezayir, Libya. O zamanki adıyla Trablus ocakları. Ocakları. Bunlar şeklen Osmanlı Devleti'ne bağlı. Osmanlı Devleti buraya vali de gönderiyor şeklen ama oraların yönetimi daha çok dayıların elinde. Dayı dediğimiz kişilerin özellikle, özellikle Hı -hı. Cezayir dayısı. Ee, tabii bu garp ocakları deyince... Bu ocakların başındaki kişilere mi dayı deniyor? Dayı. 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 Ee, dediğimiz gibi bunlar oranın e, insanları. Genellikle Türk oluyor bunlar Hı -hı. etnik olarak ama o coğrafyada Arap nüfusu fazla. Ee, Garp Ocakları deyince, e, tabii ki Garp Ocakları'nın kuruluşu Barbaros Hayrettin Paşa ile başlıyor. E, Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak tabii daha sonra Kanun Sultan Süleyman döneminde 1533 yılında Osmanlı hizmetine girecek. Bunu niye aktardım? Şundan dolayı e, aklıma şey geldi, e, onu da söylemeden geçmeyeyim diye. 1533 yılında e, Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı hizmetine girince e, dönemin e, Veziri Azamı e, Makbul İbrahim Paşa makbul sonradan gözden düşünce maktul oluyor. Bir <laughs> harf değişiyor. <laughs> kıymetli, makbul kıymetli. Mak, maktule. <laughs> maktul tabii. Maktule dönüşüyor. Makbul İbrahim Paşa'ya diyor ki sultan diyor Avrupalılar yeni bir dünya keşfettiler. Amerika'dan bahsediyor. Gelin biz bu dünyadan payımızı alalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne donanma gönderelim payımıza hı hı. daha doğrusu ok yeni kıtaya diyelim ee, İbrahim Paşa bakın İbrahim Paşa kimdir İbrahim Paşa 13-14 yaşında e, korsanlar tarafından Venedikli korsanlar tarafından e, Yunanistan'da esir ediliyor İşte önceki hayat hakkında çok bilgimiz yok ama Kırım'a vesaire en son Manisa'ya geliyor 14-15 yaşlarında Kanuni ile tanışıyor Enderunan ile vesaire bakın 14-15 yaşına kadar Hristiyan olan bir çocuğu siz alıyorsunuz eğitiyorsunuz. Vereceği cevaba bakın. Barbaros Hayrettin Paşa yeni kıtadan gidip payımızı alalım dediği zaman diyor ki Paşa diyor senin donanmana Akdeniz'de ihtiyacımız var. Eğer senin donanman olmazsa Endülüs'ün başına gelen Kuzey Afrika'nın başına gelebilir. Evet. Yani adam tırnak içinde öyle bir Osmanlı eğitim alıyor ki. Tabii. İyi bir eğitimden geçiyor. Yani bir Osmanlı devlet adamı oluyor ki bence önemli bir devlet adamıdır. Ee, Barbaros Haretin Paşa'nın da bu Amerika'dan payımızı alalım anekdotunu da aktardıktan sonra dediğiniz gibi e, bizim ilk irtibatımız e, Garp Ocakları üzerinden oluyor ama Garp Ocakları özerk davranan yapılar Osmanlı Devleti'ne bağlı ama Osmanlı Devleti artık e, 1792 Yaş anlaşmasından sonra gerileme, parçalanma dönemine giriyoruz. Parçalanma döneminde o kadar da buralar üzerinde etkisi yok. Bunlar otonom davranıyorlar. Evet şeklen Osmanlı'ya bağlı ama gayet otonom davranabilen yerler. Daha önce Amerikan gemileri Akdeniz'de çalışıyorlar. Ama nasıl çalışıyorlar? Ee, İngiliz bayrağı altında. Amerika bağımsızlığını kazanınca İngiltere bu korumayı çekiyor. Tabi İngiliz bayrağı altında gemiler Akdeniz'e girince Osmanlı onlara belli haklar tanımış. Tabi İngiltere ile şey anlaşmalarınız anlaşmaları var, var. Kapitülasyonlardan yararlanıyorlar. Fakat Amerika da haraç veriyor şeye. İngiltere'ye. Ha tabi İngiltere İngiliz İngiltere'ye vererek şey yapıyor. Hayır zaten İngiliz onlar Hı. o anı koloni olarak İngiliz kolonileri evet. dolayısıyla İngiliz bayrağını kullanmalarında sakınca yok. Peki Ama... hocam bu anlaşmada özellikle bu anlaşmayı kaçırmayalım. Bu anlaşmada biz de haraç mı alıyoruz Amerika'da. Abi vergi diyelim buna. Yani her şey bakın ana kronik olmamak lazım. Tabi bizim tarih kitaplarımızın şöyle zor bir tarafı var. Tarih kitaplarına baktığımız zaman sanki biz elimizde yalın kılıç sürekli savaşan bir mi Hayır öyle bir medeniyet olmaz. Öyle bir medeniyet 600 de yaşamaz. Ama bizim özür dilerim. Bizim yıkılma dönemi ile birlikte biz modern tarihçiliğe şey yapıyoruz, geçiş yapıyoruz. 19. yüzyıl düşünün, yıkılıyorsunuz, parçalanıyorsunuz. O sırada insanlara moral vermeniz gerekiyor. O moralde ne yapıyorsunuz? Zaferlere sığınıyorsunuz. 19. yüzyıldaki bu tarih anlayışının aşılması lazım. Yani bir sıtırın içinde milletten haraç alan onu haracı Hayır, o dönemin Yok, öyle değil de yani e... E, sizin üstünlüğünüz Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayla kabul ediyor ki Hı. o biraz önce okuduğunuz giriş bence çok önemli bir giriş. Çok giriştir. önemli bir giriş bu metne. Evet. Evet. Türk-Amerikan ilişkileri ilk önce e, Fas, Tunus, Cezayir eyaletleri üzerinden, darp ocakları üzerinden. Darp ocakları üzerinden demin bahsetmiştiniz. E, sonra da Osmanlı ile doğrudan ilişkiler. Evet, e, tabii İngiliz şu, özür dilerim. Konu e, şeyi korsan konsol e, konsollar üzerinden yürütülmüş. Şu, orada abi hı. önemli birkaç e, şey var. Belki onu vermemiz gerekiyor. Bu Garp Ocakları ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşlar var. Hı hı. Bu savaşlar niye önemli? Bir e, bugünkü Amerikan donanmasının kuruluşu, hatta Amerikan milletinin e, bir araya çünkü Amerika'da bir millet yok. Bir sürü millet var. Onların e, bir e ee, ne diyelim abi buraya? Bir amaç etrafında bir araya gelmesinde bu e, Berberi Savaşları önemli savaşlar. Bu Berberi Savaşları dedikleri savaşlar bizim oradaki Fas, Tunus, Cezayir'deki eee şeyleriyle yaptıkları savaşlar. Yaptıkları savaşlar Dolayısıyla valiler bizim valilerimiz olduğuna göre bizimle yapılan bizimle yapılan Tabi tabi. Amerikan savaşları var yani tabii, tabii. Türkiye ile Amerikan arasında tabii, tabii. yapılmış olan savaşlar. Savaşlar var. var. Niye? E, çünkü bu dayılar abi şey yapıyorlar, e, vergileri yükseltmek istiyorlar. Çünkü bunlar hmm. sonuçta otonom, rahat hareket eden gruplar. Ama bu garp ocakları hakkında belki şunu söylememiz lazım. Hani o bölgede hala korsanlık faaliyeti oluyor ya dünyanın farklı yerlerinde. şu e, Bir İngiliz şunu söylüyor. E, bu korsanlara, hı hı. marip ocağına bağlı korsanlara e, İngiltere bilgi aktarıyor diyor. Amerikalılar. Hatta şey diyorlar İngilizlerin buldokları diyorlar bunlara Amerikalılar. Hı hı. Eğer diyorlar bu ocaklar olmasaydı belki bunların icat edilmesi lazımdı. Yani İngiltere doğrudan müdahil olamadığı bölgelere şey yapıyor. El altından bu adamları salıyor. Düşmanlarıyla bunlar üzerinden mücadele ediyor. Yalnız buradaki sizin söylediğiniz bu şeyle sanki o şeyler dayılar ve ocaklar sanki İngilizlerle işbirliği içerisine girmiş gibi. Tabii tabii. İngilizler bunları kullanıyorlar. Diyor ki abi, İngiliz ajanlarının korsanlara Amerikalı gemiler hakkında bilgi verdikleri İng Amerika basınında, matbuatında şey yapılıyor. Hatta eğer Cezayir korsanları bulunmasaydı İngiltere'nin menfaati icabı böyle bir korsan ocağı yaratmak mecburiyetinde kalacaktık diyorlar. Hani vekalet savaşları diyoruz ya, hı hı. İngiltere o dönemde vekalet savaşlarını yapıyor. Tabii tümünü e, bu şeyin içerisine sokmak doğru olmaz. Ya amenna. işlerinden Ama... bazılarının bu anlamda şey yapıldığı mümkün amen amen olabilir. Amenna, Tabii burada ilginç bir şey daha var abi. E, bu Berberi savaşları sırasında Amerika, Trablusgarp Bey'i, Yusuf Paşa'yı, Karamanlı Yusuf Paşa'yı Paşa ile mücadele ediyor. Onu alt edebilmek için Hı. ilginç bir şekilde, bunun bir kardeşi var. Karamanlı Yusuf Paşa'nın bir kardeşi var. Hamit Paşa bu şeyde, Mısır'da sürgünde Amerikan konsolosu bu adamı buluyor. Bu adam için küçük bir askeri birlik, yaklaşık 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 abi bir 500 kişilik küçük bir birlik oluşturuyor. Amerika'dan 7-8 tane asker getiriyor bu birliği başına geçiriyor. Sonra bu birlik ile birlikte bunlar. Ee, Kuzey Afrika Seferi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında ilk Amerika operasyonu kabul edebileceğimiz bir operasyon ile Libya'ya giriyorlar. Derneği ele geçiriyorlar. Derne şehrini. Hı. Ama o sırada Yusuf Paşa e, Amerika ile anlaşıyor. Birinci Berberi Savaşları dediğimiz bu savaşlarda e, Amerika ile anlaşıyor. Bunun üzerine e, bu Hamit Bey'i Amerika yüzüstü bırakıyor. Yani bu tırnak içinde siyasi ihtilafları kullanma, birilerini başa geçirmek için askeri darbe yapmaya çalışma, burada gördüğümüz ilk şeyler arasında, ilk faaliyetler arasında görünebilir. Burada önemli olan şu, diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini ispatlama, güven kazanma ve Amerikan milletini, bir Amerikanlık birinci etrafında bir araya getirmede ilk kilometre taşlarından birisi bu kabul edilebilir Evet Marip devletlerine garp ocaklarına vergi veriyor ama daha sonra bu vergiler yükseltilmeye başlayınca bundan kurtulmak için şey yapıyorlar savaşlar oluyor ve bu savaşlar Amerika Birleşik Devletleri kazanıyor. Hatta tabi bu deniz savaşları deniz gidemezde. savaşları tabii. Deniz, deniz savaşları. savaşları. Bir de Amerika bu konuda gemileri, savaş gemileri falan olan bir ülke, bu konuda daha iyi. Tabii daha iyi zaten anlaşılıyor. Abi hı hı. bir de şu Amerika en eski askeri anıtı bu savaşta ölen askerler adına Amerikan donanma karargahının bahçesine dikilen Trabluskarp anıtı. Hı hı. Bir de Türkiye ile Amerika arasında sorunlar olduğu zaman Amerika şu daha doğrusu donanma şu... Tweet'i paylaşmıştı. Hı. Bilmiyorum tam olarak görülebilecek mi? Bu Trablusgarp Savaşı ile ilgili. Resim şey diyor abi. E, her zaman hazırız. Her hı. zaman hazırız. Şeyinde ha özür dilerim. E, donanmanın 241. yılı kutlu olsun. Bu 241 dediği o Berberi Savaşları Amerika'nın denizcileri çetin, cesur ve hazırdır şeklinde bir paylaşım yapıyorlar. Üstelik e, Amerikan Donanma Marşı da Montazomo'nun dehlizlerinden tropili dedikleri bizim Trablusgarp, kıyılarına kadar ülkemiz için hem karada hem denizde savaştık. Yani bu Çanakkale savaşları nasıl Anzak yani Yeni Zelanda ve Avustralya bilincinin oluşturulmasında ise bu savaşlar da Amerika'nın o ilk döneminde Amerikan milletinin oluşmasında oldukça önemli bir etkiye sahip oluyor. Doğru. Şimdi 1800 Geleneğin ihyasından Geleceğin inşasına Köprü olduk yarınlara Umran olduk biz Umran